Şimdi şöyle bir tartışma başlattılar. Türk Hava Yolları da genel müdür bir açıklama yaptı. Dedi ki işte dedi uçakta dedi pilotların kokpitte namaz kılması için bir genelge mi ne yayınlayacaklarmış. Şaşırdım ben. Niye yayınlıyorlar ki bunun ne alaka? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Namaz kılmak herkesin hakkı. Ama bazı çatlak sesler efendim yok uçakta namaz kılınır mı falan filan. İşte yok nasıl kıbleye dönecek. Zannediyorlar ki işte namaz kılmayan insanlar ya da namazla alakası olmayan, bilgisi olmayan insanlar. Zannediyorlar ki namaz hep ayakta kılınır. Hayır, bulunduğu şartlara göre ve imkanlara göre ve imkansızlıklara göre oturarak da namaz kılınır. Seyahatte efendim namaza durmak için diyelim bir uçaktasınız. Ayağa kalkmanıza gerek yok. Oturduğunuz yerde sadece ayakkabılarınızı çıkartacaksınız. Döndüm kıbleye deyip oturarak namaz kılmak zaten var. Ama sonra bir tane Türk pilot var, kadın. Kendisi yabancı bir hava yollarında çalışıyor. Niye dedi böyle bir tartışma yapıyorlar bilmiyorum. Bizim kokpitte zaten dedi. Seccade de var dedi. Gerekirse dedi. Namaz kılanlar işte. Onlar da seccade varmış. Kuveyt Hava Yolları'ydı galiba. Fakat Türk Hava Yolları'nda pilotların kokpitte namaz kılması için müsaade alması gerektiğini ya da bunun için bir genelge gibi bir şey ya da bir izin kağıdı gibi bir şey olacağını duymak beni üzdü. Netice itibariyle insanların inancı pilotta bazı cahiller de zannediyorlar ki pilot kalkarken ta gidene kadar böyle araba kullanır gibi. Pilot uçağı kaldırır, sonra otomatik pilota bağlar ve yoluna devam eder saatlerce. O arada da uçak güvenliğini kontrol altına aldığı zaman ikinci pilot da yanındaysa oturduğu yerde zaten seferisin. Kıldığın iki rekat farz sünnetleri de kılabilirsin ama kılmaya da bilirsin. İki rekat farz atla deve değil yani kaç dakika toplasan 3-5 dakika. Hiçbir zararı yok. Bunun için de Türk Hava Yolları'ndan yani ben var mı bilmiyorum ama böyle bir şey yayınlanıyorsa demek böyle bir genelgeye ya da izne ihtiyaç var. Demek ki böyle bir boşluk var. Neden var onu anlamış değilim. Yani niye kılmasın ki bir pilot? Ya insanların vizyonu yok. Bak çok ciddiyim. Hani kıl kılma sen inan inanma ama yani bugün dünyada otomatik pilotu devreye sokan çay içip orada sohbet ediyorlar zaten. Tabii göstergelere bakıyorlar. Ama böyle de bakmıyorlar yani. Zaten sinyal denen bir şeyler var. Zaten iki pilotlar. Tek pilot hiçbir zaman uçurmuyor bir uçak. Bir iki pilot var. Bu iki pilottan da bir tanesi 3 dakika arkadaşı namaz kılarken herhalde gözünü oradan ayırmaz. Yani ama konu dinse, dinle alakalı bir şeyse ne yapıyorlar? Hemen bunu farklı yönlere çekiyorlar ve farklı algılara yönlendiriyorlar. Konu İslam diniyle alakalı bir şeyse bu kendi ülkemizdeki Müslümanlar. Hatta Fatih Altaylı mı demiştim, Mekke ucunu uçağın çevirirsin falan işte. Böyle yani söylemek için, söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum ama söylemişse de şey, söylememişse de kim söylemişse bunu kim akıl etmişse o ayrı bir şey. Yani namaz, İslam dini kolaylık getirir. Özellikle seyahatteyken insanlar bilmediği konuda hariçten gazel okumasın. Dedim ya Türk Hava Yolları'nın pilotlarına acilen ne yayınlıyorsa yayınlasın. Pilotları da kendi haline bıraksın. Yani pilotlar kokpitte rahat rahat oturduğu yerden namazını kılarlar. Dedim ya bizde dinle alakalı bir şey olduğu zaman acayip abartan bir kesim var. O kesimin de bence sosyolojik bir vaka olarak incelenmesi lazım. Evet. Allah kılanın namazını kabul etsin. Kılmayan kim varsa onların da içine namaz kılma duygularını versin. Güzel duadır bunlar. Ama namaz kılmak isteyene de engel koymayın. Geçit verin. Yani önünü açın. Kılmıyorsanız en azından onun kılmasına vesile olacağınız sevapları alın. Böyle saçma saçma şeylerle de insanları meşgul etmeyin. Pilot
hostes falan kim varsa bırakın kılsınlar namazlarını. Ama tabii kalkıp da uçağın orta yerine seccade serip bu iş olmaz. Koltuğunda biz bazen bak İstanbul içinde vakit geçecek bir otoparkta oluyorsun. Ben hemen arabanın içinde kılıyorum namazımı. Bu sadece orada değil yani İstanbul içinde de bazen oluyor oturarak. Efendim İslam dininde zorluk yok. Zorlaştıran insanlar. Görüşmek üzere.